Gezerken görür, öğrenir insan. Gezerken keşfeder, fark eder insan. Gezerken bilir, şahit olur insan. Bilmek, keşfetmek ve öğrenmek için çıktık yola. Her karışından tarih, kültür ve medeniyet fışkıran Anadolu'nun ruhuna doğru yolculuğa çıkıyoruz. Diyarbakır, Anadolu'nun en eski yerleşimlerinden biridir ve binlerce yıllık zengin bir tarihe sahiptir. Mezopotamya'nın verimli toprakları üzerinde bulunan Diyarbakır, tarih boyunca birçok medeniyetin izlerini taşımıştır. Antik çağlardan beri birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan bu şehir, Hititler, Asurlular, Persler, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Artuklular ve Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok farklı medeniyetin izlerini barındırır. Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel zenginlikleri arasında surları, tarihi çarşıları, camileri ve hanları gibi birçok önemli yapı bulunur. Özellikle şehrin ünlü surlarını dünyanın en uzun ve en sağlam surlarından biri olarak bilinir ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır. Manevi açıdan Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel değeri oldukça yüksektir. Şehirde bulunan tarihi camiler, medreseler, şehrin adeta birer simgeleridir. Ayrıca şehirdeki geleneksel el sanatları, müzik ve edebiyat gibi kültürel unsurlarda Diyarbakır'ın manevi değerini ve zenginliğini ortaya koyar. Diyarbakır, binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasıyla Türkiye'nin ve dünyanın önemli şehirlerinden biridir. Bu şehir, geçmişten günümüze kadar süre gelen zengin medeniyetlerin izlerini taşıyarak insanlığın ortak mirasına büyük bir katkı sağlar. Gezerken Anadolu, bu defa Diyarbakır'da. Diyarbakır'a surlarından girdik efendim. Size bol bol Diyarbakır göstereceğiz. Ama tabii ki ilk durağımız aslında Ulu Cami. Birazdan Ulu Cami'de olacağız. Ulu Cami'nin detaylarını bütün hususiyetleriyle size anlatmaya gayret edeceğiz. Buraya tekrar geleceğiz, sur içine. Buyurun efendim, Ulu Cami. İslam aleminin 5. haremi şerifi olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami, şehrin tarihi Suriçi bölgesinde yer alan muazzam bir yapıdır. İslam mimarisinin önde gelen örneklerinden biridir. Ulu Cami'nin mimarisi dönemin estetik ve teknik anlayışını yansıtır. Büyük bir avlu etrafında yer alan cami, muhteşem bir kubbeyle taçlanmıştır. İç mekanda ince işçiliğiyle dikkat çeken sütunlar, kemerler ve süslemeler görülür. Bu muhteşem mabede girdiğiniz andan itibaren İslam mimarisinin tüm süslemeleri ve estetik büyüsü karşılar sizi. Evet efendim, Diyarbakır Ulu Cami'nin Mesudiye Medresesi'nin terasında, balkonundayız. Kimle mi beraberiz efendim? Ulu Cami'nin İmam Hatibi Hafız Hidayet Yılmaz Hocam'la beraberiz. Biz istedik ki onun ağzından duyun. Şimdi ne kadardır burada vazife yapıyorsunuz? Kıymetli Hocam, yaklaşık 10 yıldır burada vazife yapıyorum elhamdülillah. Bu güzel mabeti de şeref duyuyoruz. Bir güzel mabette görev yapmaktan, gerçekten 5. Harem-i Şerif'te görev yapmaktan şeref duyuyoruz. 5. Harem-i Şerif'te. Bunu özellikle söylediniz, evet, değil mi? Özellikle. Bilmeyenler için söyleyelim. Bilmeyenler için tabii 5. Harem hemen
Mekke, Medine bak, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Kudüs, Şam Emeviye ve Diyarbakır Ulu Camii. Ve bunun sebebi de Mekke, Medine'den sonra sahabilerin en fazla methun olduğu yer Diyarbakır. Belki çoğu insan bilmez. Sahabi bu bölgeye peki yakın yerlerde mi medfunlar acaba? Hayır, Diyarbakır'ın şu anda sur içinde bulunuyoruz. Yani Diyarbakır'ın asıl Diyarbakır burası. Tabii tabii. Sur. Hepsi burada ve çevrelerde yakın yani. Büyük bir bölümü surda. Şimdi onun enerjisi midir, onun hikmeti midir bilinmez efendim ama. Tabii bu taşlara şahitlik etmişler, burada ibadet etmişler, o maneviyat geçmiş, o haz oradan geliyor, o maneviyat oradan çok geliyor. Çok acayip gerçekten bu, yani arkamızda görmüş olduğunuz mabetin bilinen tarihi 3400 yılı da aşıyor. 639'da Diyarbakır fethediliyor. Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde, Peygamberimizin vefatından sadece 7 yıl sonra. Sadece 7 yıl sonra. Yani burası fethedilirken tabii ilk bu Ulu Cami de nasıl ki Ayasofya fetih sembolü olarak İstanbul'da, hani bu Ulu Cami de Diyarbakır'ın fetih sembolü olarak ilk ibadete açılan yer. Ve fetihten bugüne kadar elhamdülillah hiç ezanın susmadığı, bunun özelliği de olacak. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun, var olun. Eyvallah. Eksik olmayın. Ulu Camii sadece bir ibadethane değil, inşa edildiği tarihten bugüne pek çok özelliğiyle öne çıkmakla birlikte, şehrin ilmi ve kültür hayatının da inşa edildiği önemli bir merkezdir. Bunun en önemli göstergesi Mesudiye Medresesi'dir. Ulu Cami'nin bitişiğinde bulunan Mesudiye Medresesi'nde mekanik ve sibernetik bilimin babası olarak kabul edilen El Cezeri tarafından yapılan ve dönebilen iki sütun hala ayaktadır. Mesudiye Medresesi, içinde öğrenim yapılan Anadolu'daki ilk üniversitedir. Mesudiye Medresesi içerisine girdiğimiz andan itibaren tarihin derinliklerinde kaybediyoruz kendimizi. Efendim, Mesudiye Medresesi'ndeyiz. Kapısı Ulu Cami'ye bakıyor. Burası yapımı 1193 yılında başlamış, 1223 yılında tamamlanmış muhteşem bir mekan. Bilinen haliyle burası bu coğrafyanın ilk öğrenim görülen medresesi. Fen, matematik, kimya, biyoloji, edebiyat, felsefe işte buradaki dersliklerde okutulmuş. Burası içinden çıkmak istemeyeceğiniz bir mekan. Ve hoş olan tarafı da şu, 2014 yılında restorasyonu tamamlandıktan sonra burada hala Arapça ve Osmanlıca dersleri verilmeye devam ediliyor. Ve çeşitli seminerler, söyleşiler, okuma odaları içeride aktif bir vaziyette hala varlar, hala çalışıyor. Biz rotanıza değerler katmaya, biz rotanıza işaretler koymaya devam edeceğiz. İçini anlamla doldurduğumuz mekanları sizlere göstermeye gayret edeceğiz. Mesudiye Medresesi de bunlardan en kıymetlilerinden bir tanesi. İnanın buraya geldiğiniz zaman, ki gelenler bilirler, burada kendinizi bir zaman yolcusu gibi hissediyorsunuz. Bu anlamda burayı yapana, yaptırana dua ediyoruz. Yaşatanlara medyunu şükranız. Mesudiye Medresesi ardından kısa bir yürüyüşle dünyada eşi benzeri olmayan dört ayaklı minare karşılıyor bizleri. Mesudiye Medresesi'nden çıktık. Şimdi
bir minarenin altından geçiyoruz. Dünyada altından geçilebilen tek minare tüm Anadolu'da, Türkiye'de. Dört mezhebi temsil eden dört narin sütunu var. Akkoyunlu hükümdarı Kasım Han tarafından yaptırılmış. Yaklaşık 500 küsur yaşında. Bu sokaktan geçenler bu narin yapının altından geçmeyi adet edinmişler. Uğurlu olduğuna inanıyorlar. Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden birine. Şehrin arka sokaklarında Diyarbakır'ı gezmeye devam ediyoruz. Bu defa eski çarşının içerisine giriyoruz. Bakırcılarla baharatçıların bir arada olduğu bu çarşıyı görüp öyle devam edeceğiz yolculuğumuza. Bakırcılar Çarşısı'nda öyle bir yerdeyiz ki burada imalat yapılıyor, tamirat yapılıyor. Eskitme bakır var ve antika bakır da var. Rengarenk. Yani insan hepsini evine almak istiyor veya hediyelik almak istiyor ama bu dükkan kadar yerinizin olması lazım. Burası eski usullerle, yani o efendim, o büyük tezgahlarda, harlı ateşlerde kadim yöntemlerle imalathanelerin aslında vaktiyle çok daha fazla olduğu bir yer ama bugün bu dükkanda aşağı yukarı tüm çeşitlerini bulabileceğiniz, tüm desenlerini bulabileceğiniz bakır çeşitleri mevcut. Bakırın ışıltısı, baharatın kokusuyla Diyarbakır'ın tarihi çarşısında yaptığımız keşif sonrası yine arşınlamaya başlıyoruz Diyarbakır sokaklarını. Efendim, Diyarbakır'daki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi Diyarbakır Müftülüğü'nün bahçesindeyiz. Tam binanın önüne geldik. Birazdan içeri gireceğiz. Şöyle bir tabii merak içerisindeyiz. İçeride ne var ne yok. Bakalım bu defa burada Türkiye Diyanet Vakfı Diyarbakır Şubesi'nde nelerle karşılaşacağız? Belki bir sürprizleri vardır bize. Buyurun içeri girelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz sorumlu birine benziyorsunuz. Buranın sorumlusu olabilir misiniz? Evet, ben Diyarbakır İmniyet Yardımcısı. Patlime kartı. Nasılsınız? Hamdolsun. Sizler iyi misiniz? Teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Ne yapıyorsunuz burada? Merak ettik. Aşağıdan dedik ki acaba bizi ne sürprizler bekliyor? Buyurun efendim. Biz burada, burası İmniyet Atölyesi. Adını öyle koyduk. Hı hı. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları'nın yaptığı bir çalışma. Biz bunu daha önce bodrum katında tek makineyle ve çok sıkı şartlarda konuştuk. Yaptığımız işler o kadar güzel sonuçlar doğurdu ki gönüllülerimizin tamamen desteğiyle eski makinalarını getirdiler, eski ütülerini getirdiler, elde attık olan kumaşlarını vesaire. Onlarla çok güzel işler yaptık, kendiler yaptık. O yaptığımız ürünleri hayırlı hizmetlerde kullandık. Daha sonra böyle yaptığımız şeyler büyüyünce yeni makineler alındı. Tabii bunları da şeyin desteğiyle alındı. Bunlar da kaymakamlığın desteğiyle. Böyle giriş işlerinde bulununca daha da ilerledi işlerimiz. Biz bunlardan elde ettiğimiz ürünleri cezaevlerine gönderiyoruz. Orada namaz elbisesi, namaz etekleri, hatta depremde iç çamaşırı bile dikildi. O depremzedelere çarşaflar, yastık kılıfları, namaz elbiseleri, başörtüler vitrini gönderildi. Bir vesaire öründü. Bu kelmeslerden elde ettiğimiz gelirlerle de kütüphane kurduk. Zaten merkezin bir takım projeleri var. Mesela hayata başlamak projesi var. Yeni evlenen çiftlere bohça hazırlıyoruz, çeyiz bohçası. Oldukça yüksek sayıda çeyiz bohçaları hazırladık, hala hazırlıyoruz. İşte seccadeler,
çeyiz için hani genç kızların çeyizi olabileceği çarşaf, yatak çarşafları vesaire. Çocuklara evet, yeni vesaire. Doğan çocuklara da bohçalar hazırlıyor, battaniye vesaire. Hem yeni doğan çocuklara hem yeni evlenen çiftlere. Hem onlara kitap armağan ediyoruz, Kur'an-ı Kerim, ayrıca kitaplarımız da var başkanlığımıza gönderdiği çocuk bakımı kitapları ve yeni evlenen çiftler için hayata başlarken kitapları. Böylece bu hayri hizmetlerimize öncülük ediyoruz ilimizde. Gönüllülerimiz de tamamen gönüllü olarak geliyorlar. Allah rızası için herhangi bir karşılık beklemiyorlar, saha çalışmaları yapıyorlar. Sahada çalışan ekiplerimiz var. Bu ekipler tespit ettikleri ailelere biz yardımları ulaştırıyoruz. O zaman Hudaş da razı be. Başımız gözü biz istiyor. Hudaş da razı be. İşte biraz. Biz varız yani. İyiliğe varız. Her türlü iyiliğe varız. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Efendim buradan bize güzel sürprizler yaptılar. İyilik çarşısını büyüteceğiz galiba. Zaten onlar büyütüyorlar ama böyle sesini duyurarak büyüteceğiz biz de inşallah. Şimdi buradan bakalım, Diyarbakır bizi bekliyor. Sokaklarını biraz gezelim. Bu güzel duygularla buradan sizle vedalaşalım. Türkiye Diyanet Vakfı Diyarbakır Şubesi'nde iyilik atölyesine misafir olduk. İlmek ilmek dokunan iyiliklere şahit olduk. Yüreğimizi hafifleten bu tür çalışmaların öncüsü olanlara minnetimizi göstererek tekrar Diyarbakır sokaklarını arşınlamaya başlıyoruz. Esnafların hummalı çalıştığı sokaklarda ilerlerken bir şapkacı dükkanı çekiyor dikkatimizi. Selamun aleyküm. Evet, selam, buyur. Abi kolay gelsin. Hoş bulduk abi. İsminizi bağışlar mısınız? Remzi. Remzi abi, soy isminiz? Kar. Abi bu ama şu herhalde. Şu... Köşeli köşeli onlar. Onlar 8 köşe. Bir tane verir misiniz bana? Tabii verdim abi. Ver bakalım. Bak şu gördüğün şapka. 1950 kalıp 1948-49 yıllarında benim ustam vardı. Rahmetli ustam vardı. Sanayi Dündar vardı. Benim abim onun yanında çalışırdı uzun yıllar. 1959-60 yılında da ben geldim. Abi ben de bir takayım. Tabii bu yüzden de tak. Bunların numarası bak, yok çok herhalde. Çok güzel var. Bak ne kadar güzel geldi sana. Abi, süper oldu. Vallahi güzel. Vallahi bir bak aynada biraz süper oldu. Şöyle bir fotoğraf yani, vereyim bakayım. Yani çok fotoğraf da çekersin. Sen peki bize bir cümleyle, iki cümleyle hayat nedir'in cevabını, el aklına ne geliyorsa nasıl hayat verirsin? Nedir? Hayat nedir? Hayat iki kelime arasında kalmış bir şeydir. Sabah evden çıkarsın, akşam dönüp dönmeyeceğini ancak Allah bilir. Yani yaşadığın günü yaşa. İyi yaşa. Her anını değerlendir. Yarın olmayacağı gibi bugün çalış ama hiçbir zaman da ahireti bırakma. Ahiretinde de çalış, dünyada da çalış. Ya işte. Yani dünya içinde, ahiret içinde çalış. Geride kalanlar için yesinler. Bırak malını geride, helal malını geridekiler yesinler. Kuş yesin, hayvan yesin, insan yesin. Değil mi? Arkada kimse yok. Yer onu, birileri yer. Yesin afiyetleri. Abi, İbnül Vakt demiş. İbnül Vakt, yani vaktin çocuğu olmak. Doğru. Öyle olmak lazım. Yani, ama yani, ahireti yani, unutmadan yok yaşamak. Yok efendim, ben kime bırakacağım? Kime bırakırsam bırak. Önemli olan bırakmaktır. Yani çalışmak. İyi çalış. Çalışmaktır, çalış. Her zaman ki sabah ben bu yaşta sabah çıkıyorum, 6 kilometre yürüyerek dükkana geliyorum. Her gün. Bir aşısına. Arabalara binmiyor. Arabalar bana bedava ya. Bilmiyorum. Araba, herkes tembelliği almış eline. Ya iki adımlık yola arabadan gidiyorlar. İki adımlık. Ben 6 kilometreyi üşenmeden yürüyorum. Niye yürüyorum? Kendim için yürüyorum. Kendi sağlığım için yürüyorum. Yürümesem zaten bu kadar zin kalamam. Zinde kalamam. Kaç yaşındasınız abi? 74 yaşına giriyorum ben. Kaç? 74 yaşına giriyorum. Hacı. Yürüyor. De. Yürüyor Remzi abi. Günde 10 kilometre. Günde 10 kilometre yürüyor. Sabah, diyor ki arabaya sabah binme. Sabah 6 kilometre, akşam 4 kilometre. Akşama kadar da ayaktayım. Çevreni kirletme. Yok. Kasketini tak. Yani dünyanı, ahiretini unutmadan yaşa. Bakın sıradan uzak durun.
Uyuşturucudan uzak durun. Alkoldan uzak durun. Temiz. Allah size bu bedeni temiz verdi, temiz alsın. Temiz yol ya. Temiz. Yani bedeni insan, temiz verelim. Ya Allah bizi tertemiz yarattı dünyaya gelirken. Tertemiz. Hem de öyle bizi programladı ya, gönderdi ki. Biz onu kendi elimizle kendi şeyini bozduk. Allah'ın verdiği vücudu da biz bozduk. Biz ya sigaradan, kötü alışkanlıklardan. Yani insan vücuduna da eziyet ederse Allah onu da hesaplasından sonra. Daha ne eziyet desin etme. Remzi abi? Eziyet etmeyin. Remzi Bey ne desin? İşte tam geçmişte bizim duyduğumuz, işittiğimiz, hala 3-5 tane bulabildiğimiz Hazarlı. Esnaftan, bir zanaatkardan dökülen inciler efendim. Ne güzel anlattın abi ya. Teşekkür ne güzel anlattın. Ya. Allah razı olsun. Allah sizden de razı. Siz de tekrar hoş gelmişsiniz memleketimize. Tekrar hoş bulduk. Şereflendiniz memleketimize. Biz de şeref yağ bulduk. Yani... Şapkacı Remzi amcanın anlattıklarını kulağımıza küpe ederek Diyarbakır surlarına doğru ilerliyoruz. Bu defa karşımıza Hazreti Süleyman Camii çıkıyor. Maneviyatla yoğrulmuş bir şehir olan Diyarbakır'ın her köşesinde bu manevi ruhu yaşamak pek mümkün. O yerlerden biri de Hazreti Süleyman Camii. İç kalede Orun Kapı'nın güneyindeki burcun kenarında yer alan caminin en önemli özelliği, Hazreti Ömer döneminde Diyarbakır'ın fethinin buradan başlamasıdır. Caminin bitişiğinde Osmanlı döneminde yapılan Halid bin Velid'in oğlu Süleyman'la Diyarbakır'ın İslam orduları tarafından alınışı sırasında şehit düşen diğer sahabelerin de burada yattığı meşhed bulunmaktadır. Sahabelerin burada olması burayı ayrı bir ziyaretgah haline getirmiş. Yapı günümüzde de geçmişten gelen önemini korumakta ve hala ziyaret yeri olma özelliğini devam ettirmektedir. Efendim şu anda Hazreti Süleyman İbni Halid'in makamında ve 27 sahabinin medfun bulunduğu mekandayız. Yani Hazreti Süleyman Camii'ndeyiz. Şimdi insanlar ibadetlerine devam ederken biz çok yüksek sesle konuşup rahatsızlık vermek istemedik. Ama biz caminin içini dolaşmaya devam ediyoruz. Surlardan içeri girmiştik, şimdi dışarı çıkacağız. Diyarbakır'da tam da girdiğimiz noktadayız. Efendim, Diyarbakır'ın Ulu Camii'den başladık. Mesudiye Medresesi'ni gördük. Sonra Bakırcılar Çarşısı'nın içinden geçmezden evvel tam yolun ortasındaki dört ayaklı minareyi ziyaret ettik. Size orayı anlatmaya gayret ettik. Tabii her çağın gereği var, her çağın ayrı güzellikleri var. Biz biliyoruz ki gün geçtikçe dünya kalabalıklaşıyor, alışkanlıklarımız değişiyor. Hazır giyime, konfeksiyona kaydık, el işçilikleri bir parça olsun azalıyor. Ama yine de elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Şapkalarımızı takmaya, cepkenlerimizi, yeleklerimizi giymeye, kilimlerimizi satın almaya devam edelim ki ustalarımız ve onların çırakları yaşasınlar. Dahası çıraklar bu işleri yapmaya hevesli olsun. Dünyada kıymetimiz ziyadesiyle artsın diye biz nakış nakış size anlatmaya, gezmeye, gezerken Anadolu'da gördüğümüz hikayeleri dinlemeye ve duyurmaya gayret edeceğiz. Gezerken Anadolu, bakalım gelecek bölüm size hangi şehri gösterecek ve hangi güzelliklerle tanıştırmaya gayret edecek. Rotanızı çizmeye devam edin. Şimdilik hoşça kalın.